en sevdiği yemek kuru fasulye ve pilavdı. En büyük hayali dünya turuna çıkmaktı. En sevdiği kitap çalı kuşuydu. En sevdiği hayvan atlardı. Ayrıca köpeklere çok düşkündü. Fox adındaki köpeği yatağında ayak ucunda uyurdu. En sevdiği dans valsti. Gömleklerinin hepsi beyazdı. Takım elbiselerinin tasarımlarını hep kendisi çizerdi. Lacivert rengini asla kullanmazdı. Kendi başına tıraş olmazdı. Halkından ve sade bir yaşamdan uzaklaştığı için Cumhurbaşkanlığından sıkılırdı. Sabahları ilk iş olarak kahve, sigara içerdi. Düzen takıntılıydı. Misafir olduğu yerlerde bile eğri duran eşyaları düzeltirdi. Ayrımcılığı hiç sevmezdi. Trenlerin milletvekillerine bedava olduğunu öğrenince ne güzel halkçılık ama diyerek sinirlenmişti. Hoşgörüsü yüksekti. İçecek sigara bulamadığı için gazete sarıp elini yakan vatandaş kendisine küfür ettiği için mahkemeye çıkarılacaktı. Bunu duyunca mahkemeye çıkaracağınıza sigarasını temin edin demişti. Kurban için kesilen hayvanlara kıyamazdı. Ya sırtını dönüp bakamazdı ya da kesilmesine engel olurdu. Kumarı sevmezdi. Fasulyesine poker oynar, oyun bitince de kazandıklarını iade ederdi. En sevdiği spor yüzmeydi. Kuşlara düşkündü. Çankaya Köşkü'nde özel bir bakıcının ilgilendiği güvercinliği vardı. Kendisini gereksiz, fazla öven insanlardan haz etmez, gerekirse uyarırdı. "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."